Ceyhun bak burada kal kal açma buradan. Bak bir dursana. Bak bir dur. Bu böyle ayaklarını ön tarafta birleştirmek suretiyle poponu şuraya koymak. Böyle gidiyorsun bununla. Yani ben üstümde böyle bir kıyafet olmasa kesinlikle denerdim. Fakat Bülent Serttaş gibi bir skandala acaba maruz kalır mıydım bilmiyorum. Bülent Serttaş'tan ricam, hani gelecektiniz ya bize. Gelip bunu bir birlikte deneyelim. O geldiğinde deneyelim. Bu arada bu oyuncak Evrim Malasya bize sağ olsun kitap ve oyuncak getirmiş ama kendisinin menajerinin hediyesi. Evet, Ebru'cuğum. Buradan Ebru'cuğumun hediyesi. Buradan bütün menajerlere utanın, utanın. Burada değil konuk menajeri bile hediye getiriyor şurada çocuklara. Siz değil kendiniz, konuğunuz bile getirmiyor. Öyle mi? Getirmeyen konuklar var. Bu nedir? Menajer diyor ki ay söylemeyi unuttum. Olur mu şimdi ya, bu? Evet, yani ya. Bu bütün menajerlere lütfen bir örnek olsun. Ebru Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım ben buraya çıksın diye çok uğraştım. Ay yok ben böyle kilolu çıkarım diyor. Ama kendi vicdanı onun tombul. Kendisi değil vicdanı böyle kocaman içine sinmemiş getirmiş bize. Bayağı motorlu taşıt getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evrim Malasya bir Aziz Nesin boyalı tilki masalı efendim. Evet, kitap olsun dedim mutlaka. Ve bir manyetik zeka oyunları isimli oyuncağımız. Bu da yavrucaklarımıza gidecek. Evet, aynen. Çocuklarımıza gidecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor oyunlar, nasıl gidiyor? Dizi şu anda yok galiba. Şu anda yok. Şu anda dinlenmenin son dönemindeyim. Çok yoğun bir sene geçirdim geçen sene ben. Şu anda sadece oyun devam ediyor. İşte Emre ile iki bekar oynuyoruz hala. 5. yıl değil mi? Vallahi 5. sezon oldu. Araya bir pandemi aldık reklam. Şimdi bir sezon oynayamadık ama 5. senemiz bu sene. Yani oyun kendi kendine hani bitirmeye çalışıyoruz ama bir şekilde çok iyi gidiyor, enteresan bir şekilde. Galiba insanların çok ihtiyacı var gülmeye. Bizde de sadece gülüyoruz. Gülünüyor. O yüzden de iyi geliyor anladığım kadarıyla insanlara. Çünkü oyuna defalarca gelen, ya 19. 20. kez gelen insanlar var. Ne yaşadıklarını ben de merak ediyorum. Gerçekten yani. Ne oluyor musunuz böyle? Nedir yani? Niye 20. kez? Hiçbir fikrim yok yani. Herhalde çok böyle gereksiz bir eğlencemiz var bizim Emre ile aramızda. Ya gereksiz derken artık böyle başka bir şeye evrildi oyun 5 yıldır oynadığımız için. Biz de çok hakim olduğumuz için duruma başka bir eğlencesini çıkardık oyunun. Herhalde o eğlence aşağıya yansıyor. Siz de İnsanlar da o enerjiyi ile şifalanıyorlar gibi bir şey oluyor diye düşünüyorum yani. Ya ne kadar güzel bir şey söylediniz. Çok... Şimdi sahnede şarkı da beraber söylediniz. Şarkı da söylüyoruz. Benden, aha, senden, bizden mi? Evet, evet. Senden, evet. Benden, bizden mi? Senden, benden, senden, bizden. Senden, benden, evet. Bunu sırayı karıştırırım. Senden, benden. Şimdi bu oyun var. Demek ki aranızda sahne üstünde şahane bir denge var. Ya da yani şahane çok bir iletişim var. Enteresan bir şey o. Böyle oturuyoruz yani dişliler oturuyor sahnede ikimizin, harika, arasında. Dışarıda çok uyumlu değiliz aslında yani şey olarak. yani yanlış anlaşılmasın şimdi uyumlu değiliz derken hani sahnedeki o uyumumuz dışarıda günlük hayatımızda öyle yok aslında. Ama sahnede sanki böyle 50 yıldır birlikte oynuyormuşuz gibi. Biz Güneş'in Kızları'ndan aslında, tabii, tanışıyoruz Emre ile. 2017'di değil mi orta? 2016 mı? 15 olması lazım. O kadar oldu. Tabii 2015. Oradan zaten biz hani bu kadar iyi gidiyor. Yani aramızdaki iletişim çok iyi. Sahnede de bunu kullanalım diye, hı-hı, biz tiyatro yapmaya başladık. Böyle onun tarifi yok yani. Ben hani Emre'ye arkamı dönsem ne yapacağını tahmin edebiliyorum. O da benimle ilgili aynı şekilde. O bir de çok az yakalanacak, denk gelecek bir şey. Çok 40 yılda bir denk gelecek bir şey. O yüzden de bitmiyor oyun. Yani devam ediyoruz. Ne güzel bir şey. Bu belki de çok olduğu gibi olmakla da alakalı olabilir. Olabilir. Yani o hani, evet, zırhları atıp böyle, evet, yani orada, tabii, hata yaptım. Ya ben ama şundan dolayı yaptım. Belki çok rahat konuşmak. Şu beni şuna tetikledi, ondan burada böyle çıktım, hörüklüdüğümü. Evet. Belki çok rahat konuşmak da olabilir o. O da var. Bir de Emre ile şöyle bir şey tutturduk biz. Evet. Şeyde aslında bu hani birbirini tölere etmek, hı-hı, yani normal günlük hayatta da ya da işte ikili ilişkilerde de çok az yapabildiğimiz bir şey ya, birbirimizi tölere, hı-hı, edebilmek. Herkes kendi beniyle meşgul ya, hepimiz için bu geçerli. Yani yeri geldiğinde ben çok fazla devreye girdiği zaman iletişim kazaları oluyor. O birbirini tölere etmek, yani empati diyeceğim ona.
Yani empati, benim anladığım empati, hani onun için üzülmek, onu anlamak değil. İşte Aslı Şafak'ın kodları çok farklı. Aslı Şafak bu suya baktığı zaman başka bir şey, kodu başka onda. Ben buna baktığım zaman kodu başka. Aslı Şafak'ın kodunu çözebildiğim zaman onun bu bardakla ilgili ne yaşadığını anlayabilme potansiyelimi ben mesleğim gereği geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü empati bizim mesleğimizin en önemli olmazsa olmazı. Yani bir rolü içselleştirebilmem için onun, o rolün kodlarını çözebilmem lazım. Yani bu bardağa baktığı zaman işte X rolü atıyorum. Bu bardaktan nasıl bir travması var ya da bu bardak ona neyi ifade ediyor? Yani oralardan girdiğiniz zaman çok başka bir yerden bakıyorsunuz bu, insana. Hayır, bu sizinle ilgili bir şey. Bu sizinle ilgili bir şey. Yani böyle yani olmayan o kadar çok oyuncu var ki, şimdi buradan yola çıkarsak sadece konuşan ve karşısındakini hiç dinlemeyen o kadar çok sahne insanı var ki. Evet. Bu değil, bu sizinle. Çünkü ben sizin hayatınıza da çalışırken, yani siz de sürekli kendini şu telefonun daha iyi versiyonuna getirmek için bitmeyen bir çaba var. Yani bu bence gençliğinizden, yani ergenliğinizden beri böyle olmuş. Evet. Fark ettikçe olmuş. Ben öyle hissettim. Bunun için çok çaba sarf eden birisiniz. Ediyorum, evet. Şimdi bir tık daha kendinizle mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Kırklar öyledir ya. Çok başka bir yaşmış kırklar. Ama elliler daha güzel. Öyle söyleyeyim mi? Elliler çok daha güzel. Çünkü ellilerde bipleyebilirsin. Beraber oluyor yani bu. Bence o kırkların o getirdiği güzellik sizde kendi mesleğinizi doğru kullanmakla bütünleşmiş, karşı tarafı anlamaya çalışmakla. Çünkü siz kendinizi bence anladığım karşı tarafı anlayarak tedavi etmişsiniz. Yani evet, aslında güzel bir cümle kurdunuz. Yani tedavi demeyin, bir araz olduğu için demiyorum bunu. Evet evet, yok anladım. Hı-hı. Çok evet, çok doğru bir cümle kurdunuz aslında durumla ilgili. Bir şu an ismini hatırlamıyorum, çok ünlü bir kadın oyuncuyla röportaj izlemiştim çok yıllar önce. Adını hatırlamıyorum şu anda. Dediler ki, ya yani ona sordu, iyi oynamakla ilgili bir soru sordular. Ne yapıyorsunuz? Yani sırrınız ne? Dediler. Hı hı. Karşımdakini dinliyorum dedi. Hı. Oynarken. Çünkü bizde ilk refleks, yani bu işe başladığınız zaman ezber düşünürsün ve kendi lafını düşünürsün. Hı hı. Sürekli. Halbuki karşıdan gelenin etkisiyle sen lafını söylersin oynarken. Yani günlük hayatta da öyledir. Onu yakaladığın an zaten oynamak için çaba sarf etmene gerek kalmaz. O akar zaten. Yaşarsın. Yaşarsın ama bunu sağlamak için de her şeye hakim olmak gerekiyor. Ezberine de, yani her şey oturmuş ve içselleşmiş olması gerekiyor her şeyin. O dinlemek, ya benim için mesela hani çok önemli tiklerden birisiydi. Çünkü çok kafa patlatıyorum. Oynamak değil de olmak benim için hep önemliydi. Nasıl olabilirim? O rol olabilirim. Ya rol yapmak, herkes yapabilir rol. Bir şekilde herkes yapar. Rol yapılır. Ya çünkü hepimizin doğasında rol yapmak var zaten. Ama olmak gerçekten o karakteri karşı tarafa dokunması gerekiyor, oynadığınız karakterin. İzleyene dokunması gerekiyor. Yani benim için en büyük ödül o Evrim sen, yani işte iki bekara geliyorlar. Ya bunu böyle hani övgü için söylemiyorum ama duyduğum şey ve benim için hani emeklerimin karşılığı. Hani seni tanımasak gerçekten bu böyle bir kadınsın zannedeceğiz diyorlar. Bunun için çok emek sarf ettim gerçekten. Ama Akrep'te de öyleydi. Neydi o yellos kadın? Ona çok yellos değildi ama da hani kötücül desek kötücül değil. Aslında kötü bir kadın değil. Kötü değil. Ya kimse kötü çok değil yani. Yani çok yenik, kendine çok yenik bir kadın. Evet. Ama o eli belinde hani. Evet. Yani kötü demeyelim de çok fazla kendini korumak için çok kalkanlı bir kadın diyelim. Ya hepimiz için öyle değil mi? Hepimizin aşağıda bir şeyler var. Tedavi, şifalandırılması gereken. Hep böyle bir travmalar var. O travmaları hep bir şekilde işte kimisi hiperaktiviteyle örtüyor. Kimisi sürekli komik olarak örtüyor. Kimisi çok konuşarak örtüyor. Kimisi kendini koruyarak örtüyor. Bir şekilde aslında hepimizin aşağıdaki derdi aynı günün sonunda. Hepimiz sevmek değil, hep sevilmek
talebindeyiz. Ve sevilmek için, onay görmek için de bir sürü şey yapıyoruz yani. Aslında çok basit her şey ama bir taraftan da zor yani. O basite ulaşmak için zaman ve istikrar, çaba, tekrar gerekiyor. O Meliha mesela neydi? Ben şöyle karakterler hakkında konuşmam ama Evrim Alaksoy'un bilmem de çok ama mesela sizi çok yakından teşekkür takip ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Meliha mesela neydi öyle? Kırmızı o, Odadaki. Ya Meliha benim için de çok değişik bir deneyim oldu. Gerçekten. Bıçağı sapla buraya. Evet. Burada böyle çevir çevir. Ya kadın bunu yapmadın bize ya. Bıçağı. Ay, işte ama bıçağı... hikaye öyleydi. Bıçağı sapladı kadın. Döndürdü. Sonra da çekti gitti yani. Hikaye çok yani gerçekten bir oyuncunun başına gelebilecek çok güzel bir şeydi. Yani çok şükür öyle bir şans yakaladım hayatta. Şu önemli benim için. Yaptığımız işte piyasada bir şey oynadığınız zaman size başka bir şey oynatma refleksi gelişmiyor kimsede. Çünkü hani hazır Evrim bunu oynuyorsa hemen dur bunu yani hızlı ve şey... piyasa bizim hani hızlı ve çabuk hani anında olması gerekiyor. Orayı da anlıyorum, anlamıyor değilim. Ama böyle şanslar da oyuncu için yakalandığı zaman yani ben hani şunu gösterebildiğimi düşünüyorum. Oyuncu dediğiniz şey her şeyi oynayabilir. Ama her şeyi. Yani o yüzden bize bir şans verin. Ya bizim için nefes alma alanları bunlar. Yoksa sadece para kazanmak için bir sürü şeyi oynarsın aynı şekilde. Her projede aynı şeyi oynayabilirsin ama. Aa, bu yine sizinle ilgili bir şey bence. Kimileri de konfor alanlarından çıkmıyor. Evet. Ya, o evet. da var. Aynen tercih. O bir tercih. Hı-hı. Evet. Neyin ağır bastığıyla alakalı bir şey o hayatınızda. Şey de var burada ama şimdi bunu bu şekilde oynayabilme hali ya da işte o hayatınıza bakıldığında dilekleriniz kendinizle ilgili ya da geçmişi geride bırakıp onu kapatma isteğiniz var bence. Yani bir daha geriye hiç dönmeden bu geçmişi hatırlamamak anlamında söylemiyorum. Ama sanki şey kendinizi artık böyle yok etmeyi de öğrenmişsiniz gibi. Öğrenmeye çalışıyorum. Sanki böyle 20'lerde benim anladığım daha böyle beni görün ey dünya diyen bir Evrim varken... Şimdi kendini yok etmeye yönelik bir Evrim olmuş ve onu yok ettikçe de çok mutlu olan bir Evrim var evet, burada gibi. Evet, evet. Yani şey sözü vardır ya çıkar kendini aradan görünsün sana yaradan Hı-hı. sözü. Benim sahnede de mottom o. Yani onun asıl anlamı aslında hani hepimiz bir kimlik belirliyoruz ya kendimize işte Evrim şöyle yapar, Evrim bunlardan hoşlanmaz. Hep kırmızı çizgiler vardır ya o kırmızı çizgiler aslında hayatımızdaki engellerimiz. Yani Evrim'i küçücük bir yere hapsetmiş oluyorum ben. Evrim'in 3-5 tane özelliğiyle o hayatı o çemberin içinde kendime cehennem ediyorum aslında. İyi fark ettim ben. Yani bunları da tabii kırılma noktaları zamanlarında hani hayatı sorgularken. Ama yani Evrim'le yalan söyleme, yalan söylenmesini sevmez. Çok hani şey bir başlık olamaz mı? İnsanların üzerinde hemfikir olabileceği. Bunu da mı atmamız gerekiyor? Evet. Yani Evrim'e yalan da söyleyebilirsin. Evet yani Evrim'in o kalıpları yani herkes için geçerli. Hı-hı. Ben de hani her şeyi aşmışım gibi burada konuşmak istemiyorum ama yani. Ama aşma çabasında olma evet, hali. Evet aynen. En azından onun aşılması Hı-hı. gerektiğini farkındayım. Aşmak için de uğraşıyorum. Çok zor insanın yani kendiyle ilgili o kodlarını kırıp yeni bir kod oluşturması... Bir ömür işte yani bir ömür emek veriyoruz. Yani verebildiğimiz kadar hep işte o daha iyi versiyona ulaşmak çabasındayız hepimiz. Biraz ya aileden de genetik olarak da hani öyle bir bakış açım var hayata. O açıdan da şanslıyım. Yani bir şekilde o hani kuralları, katı kuralları çünkü ben yapım gereği aslında sert bir yapıya sahiptim. Sert olunca yani gözlemim, hayattaki gözlemim şu. Sert yapınız olduğu zaman hayattan da kırmak için sert darbeler geliyor. Şimdi o darbeleri alınca bir şey anlamıyorsun, iki anlamıyorsun. Üçüncüsünde bir dakika yani öyle bir canı yanıyor ki durmam gerekiyor burada ve bir etrafıma bakmam gerekiyor'yu yaşadım ben. Eckhart Tolle diye çok sevdiğim bir yazar vardır. Bir tane Uyanış diye bir videosunu izlemiştim ben onun.
Orada şöyle tanımlıyor hayatı. Hayat işte sen böyle uyursun. Hani aslında hepimizin uykuda olduğunu söylüyor. Uyursun. Gelir söyledi seni böyle bir dürter. İşte evrim der. Sen böyle bir kalkmadan gözlerini açıp etrafa bakarsın. Bakarsın hiç kimse yok. Uyumaya devam edersin. İkinci kere gelir. Bu sefer daha hızlı dürter diyor. Daha vurarak uyandırır. Evrim der. Sen bu sefer yataktan kalkarsın. Yine bir etrafına bakınırsın. Yine kimseyi görmezsin. Yine uyursun. Üçüncüsünde uyanmıyorsan böyle bir kova suyla gelir. Kovayı başından aşağı fırlatır. Uyanmak zorunda kalırsın der. Ben o kovayı yedim. Yani o kova benim başımdan aşağıya döküldü. Yani keşke dökülmeden anlasaymışım diyorum ama benim de yolculuğumda bunun olması gerekiyormuş. Herkesin dökülmeyebiliyor. Çünkü yani diyorum yani sert bir yapıya sahiptim. Mesela bu sert yapı yani hayatla mesleğim çok benim paralel olduğu için sahnede de çok çok açılım oldu hayatımda. Yani sahnede kasık ve sadece hani evrimin kodlarıyla hareket eden bir evrimken şu anda oynadığım rollerde evrimden eser yok. Bunun olmasıydı benim duam işimde ve bu olsun diye de gerçekten hayatla meslek yaşantım çok böyle paralel gitti ve başka bir yol açıldı. Çok zordu benim için ama karşılığını güzel aldığımı düşünüyorum çok şükür ki. Bu şey de oluyor ya insan yumuşadıkça başka insanlara da. Dönüşüm anlamında yardım. Bu egosal bir şey söylemiyorum. Ben bir şey başkalarını da dönüştürüyorum değil ama o beraber o dönüşüm oluyor ya yumuşadıkça. Evet, aynen. Ya da işler çok istediğimiz gibi yürümüyor mu? Kesinlikle. O kadar çok şey değişiyor ki. Yumuşak ve esnek olmak çok önemli her yerde yani insan olarak. Ben işte diyorum ya yapım gereği sertmişim. Yani çocukken de öyleymişim. Yani doğam o yani. Doğam oymuş. O yüzden kendimle çok mücadele verdim oraları. Ama aslan kadını ben de evet, işte bir de 6 sizin 2. Yani aslanlar, öyle mi aslan? Tabii aslanlar işte. Böyledir. İyidirler ama onun iyi olduklarını anlamak için bir çaba gerekir. Evet ya çok iyiyiz ama işte sonra meleğe döneriz var. Ama yani. Sonra işte böyle yiye yiye darbeleri o kafadan kaç evet. Su boşalıyor acaba? Çok. O zaman hızlı sorulara geçelim mi Ceyhun'cum eğer senin için sakıncası yoksa? Hayret kulağıma şu dakikaya kadar 2-3 cümle söyledin. Neler oluyor Ceyhun hasta mısın yoksa? Öyle mi? Aa tamam. O zaman başlıyorum. İçe mi dışa mı? İçe. Oyuncu olmasanız ne olurdunuz? Oo, bu soru hep beni zorlar. Ben bir tahminim var ama. Yani beyin cerrahı olmak çok isterdim. Tövbe bismillah. Gerçekten evet, mi? Evet. Ha, ruh kazısı mı alın yazısı mı? Ruh kazısı mı alın yazısı mı? Ruh kazısı. Aramak mı bulmak mı? Bulmak. Teknoloji mi nostalji mi? Nostalji. Yurt içi mi yurt dışı mı? Yurt içi. Ses mi, sessizlik mi? Sessizlik. Aldattınız mı? Hayır. Aldatıldınız mı? Evet. Kaç yaşınızda olmak isterdiniz? 30'larımda. Söyleyen mi, dinleyen mi? Dinleyen. Pes etmek mi, devam etmek devam mi? Devam etmek. Çocuk mu, kariyer mi? Kariyer. Para mutluluk getiriyor mu? Hayır. Kaybetmekten korkar mısınız? Artık korkmuyorum. İlk kazandığınız parayla ne aldınız? Oo, çok geriye gitmem gerek. İlk kazandığım parayla galiba kendime parfüm almıştım. Öğrenciydim. Öyle. Kış tatili mi, yaz tatili mi? Kış tatili. Kıskanan mısınız, kıskanılan mı? İkisi de. Sosyal medya hakkında tek cümle kuracak olsanız? Kaos. Gün mü, gece mi? Gece. Yaz mı, kış mı? Yaz. Hırslı mısınız? Kısmen. Denize düşen yılana sarılıyor mu? Hayır. Akıl veren misiniz, alan mı? Veren. Bir daha asla ya asla yapmam dediğiniz şey? Yok galiba. Bir daha asla yapmam dediğim şey. Birisini rencide etmek olabilir ya. Kalbini kırmak olabilir. Ama fark etmeden olabilir bu. Evet olabilir. Yani o olabiliyor tabii ki ama yapmak istemem. Evet o çok ağır bir yük oluyor. Evet. Evet. Kalp kırmak, kalp kırmanın ağırlığı fena yani. Beyin cerrahı. Evet. Aa,
Ya beyinle çok çok araştırdığım, üstüne çok böyle okuduğum bir organ beyin. Yani çünkü her şeyin temeli. Çok seviyorum beyinle ilgili araştırmalar okumayı. Böyle zaman geçtikçe aslında ben hiç matematik fenle hiç alakam hiçbir zaman olamadı. Hep sözeldim ben. Kafamda hiç öyle çalışmaz ama şu andaki yaşım ve algımla yani keşke öyle bir yeteneğim olsaydı da tıp okusaydım. Şu an diyorum mesela. Para yönetebilir misiniz? Hayır, asla. Hiçbir oyuncuda da öyle bir yetenek yoktur. Olanlar oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Onlar yani yani bizde genelde çok büyük eksik para yönetimi. Niye öyle? Herhalde bizim kafamız öyle çalışmıyor. O bir analitik zeka gerektiriyor anladığım kadarıyla. Bizim kafamız öyle çalışmıyor. Bizim kafamız duygularla çalışıyor daha çok. Herhalde o matematiği algılayamıyoruz. Yani ben de öyle galiba. O bir matematik ve benim matematikle hiç... Bence o tarihten de gelen bir şey. Yani o günlük kazançlar oluyordu ya oyuncularda tarihsel sürece bakıldığında. Bugün bulup bugün yemek. Evet. Onun da çok büyük etkisi var. Yani biz bir dönem çalışıyoruz, bir dönem oturuyoruz. Yani öyle bir doğası var mesleğimizin. Evet. Onu böyle dengelemek geliri... Oradan da kaynaklanıyor olabilir yani tabii. Bütün tiyatro kuranların, oyuncuların geçmişine bakarsak 16. yüzyıldan başlayarak. Evet, evet. Aslında hep hani o borçlarını kapatma. Lanetimiz gibi yani. Karnını sıkırma gibi. Bir şey var yani, evet. Davranış kodu var gibi evet. Sanki. Aldatılmak nasıl bir duyguydu? Yani insana kendini çok değersiz hissettiren bir duygu gerçekten. Aslında hani şu yaşımda düşünüyorum. Benle bir ilgisi yokmuş olayın. Ama o zaman tabii ki her şeyi kendine yüklüyorsun. Yani herkes yaşamıştır bunu elbette ki. Hani şu anda çok öyle anlam yüklemiyorum ama normal ya. İnsanın doğasında olan bir şey bu. Onu kabul, yani insan doğasını algılayınca zaten bir de herkesin yaşanmışlığı, yapısı, yani kimisi mesela gerçekten çok eşli yaşamayı tercih ediyor. Ondan keyif alıyor yani. O da hani görüyorsun onun doğası yani öyle algılıyor hayatı. Yapacak bir şey yok orası için. Şu anda bir anlam yüklemiyorum ama tabii insanın başına geldiği zaman çok şey... İnsanın işini çok yakan bir şey yani. İşte ben de para mutluluk getirmiyor mu? Yani ona çok böyle net yani mutluluk getiriyor dersem de sanki şey gibi algılanacak. Hani parayla bu hayat mutlu yaşanır gibi algılanacak. Elbette ki para olmazsa olmaz bir şey. Hele şu an yani günümüzde bu çağda olmazsa olmaz bir şey. Hani para olmayınca da yaşanan mutsuzluğu biliyorum ama sadece parayla da mutluluğun gelmeyeceğini bildiğim için. Yani oraya çok böyle evet ya da hayır diye cevap veremedim. Peki, o yüzden. Peki kendimizi de böyle bir üst modele taşıyıp hep böyle geliştirsek ama paramız da olsa güzel öyle olmaz güzel mıydı? Olmaz yani, mı? Olur tabii hani... ki. Para şart tabii ki, parasız. Nereye? Paramız da olsa yani Ceyhun olsun, diyor ki olsun. Minibüste ağlamaktansa spor bir arabada ağlamayı tercih ederim diyor. Evet, mantıklı. Ama o sadece her olaya para gözüyle baktığı için. Denize düşen yılana sarılır mı da ben evrimim. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla da kendimi değiştirmem gibi bir şey mi var altında? Yani yılana sarılmam ne olursa olsun. Ben kendi ilkelerimden vazgeçmem gibi bir şey mi var? Evet, o ilke meselesi bana çok aileden gelen bir mesele aslında. İlkeli olma, yani her işinde ilkeli olma, ilişkilerinde ilkeli olma, doğru davranma hep. O yüzden de orada eğer... Bana ait yani bir duygu yoksa, yani rol yapmam, hayatta rol yapmam gerekiyorsa kendimi çok kötü hissederim. O yüzden de o yılana sarılmam. Yani orada batacaksam da batarım. Hiç yapmadınız mı rol? Böyle mesela yaptım tabii ki, yapmaz ama olur. Çok tatlı davranmak. Yapmak zorunda çok kaldım. Tabii ki de. Ama orada hani o kendinle ilgili bağlantın kopuyor o zaman. Yani ya sen değilsin ve hiç mutlu eden bir şey değil. Ama çok ya, hala da yapıyorum. Yapmak zorunda kaldığım çok zaman oldu yani. Ya öyle bir dönem. Şimdi Evrim Malasya'yı görse birisi, arkadaş, dost bilmiyorum ya da oturdu iki bir sofrada bir şeyler konuştu. Hemen böyle kullanıldığınızı hissettiğiniz zamanlar oluyor mu bu sosyal medyadan sonra da?
kullanılmaktan kasıt şey reklam olarak. Reklam olarak amaçlı. Onun yanında olma hali ya da ondan nemalanma hali. Mesleğimin doğasında var o. Yani ister istemez. Ben o konuda biraz daha böyle geride duran bir oyuncuyum. Çok yapamıyorum yani. Talep oluyor tabii ki. Yani onu yaşıyoruz gündelik hayatta. Dışarıya çıktığım zaman ya da sosyal medyada oluyor tabii ki. Çok fazla oluyor ama yani doğası o mesleğin. Onun için yapacak bir şey yok. Hani onu kullanılmak diye bakmıyorum. Çünkü yani göz önündeyiz ve hani çoğunluğa çabuk ulaşabilen bir mesleğimiz var. Onun nemalarından yararlanmak isteyen insanlar da oluyor tabii ki de doğal olarak yani. Markalara yakınınız, uzaklığınız ne? Ya bu reklamlar da olabilir, marka kullanımı olabilir. Yani bu tür konuları açık mısınızdır? Ya sosyal medya için mi? Evet, sosyal medyada da normal reklamlar olarak da yani. Markalarla aranızdaki böyle bir şey yok değil mi hani orada? Yok, ne anlamda anlayamadım. Merak ettim. Sanki böyle çok seçicisiniz gibi geldi o anlamda. Ha, marka anlamında. Evet, evet, markalarla ya aslında çok bir arada çalışma. Seçiciliğim var, evet. Ama hani böyle çok böyle katı kurallarım da yok açıkçası. Yani duruma göre... Neden soruyorum bunu? Çünkü markalar ne yazık ki... Instagram'daki ya da bilmem neredeki takipçi sayısına. Ha evet. Oradan da geleceğim. Anladım. Yani bu kadının ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğu ya da hani rolden role bilerek bir itibarı olduğu üstünden değil. Başka konulara bakarak seçimlere gidiyorlar ya. Evet. O açıdan da merak ediyorum. Evet. Yani şöyle aslında eskiden daha katı düşünüyordum bu konuda. Yani çünkü yani oyuncuyum. Ve bana öyle, benim öyle algılanmak ve öyle değerlendirilmek istiyorum. Ya bunu da çok direttim İstanbul'a geldiğim zamandan itibaren. Ama şunu anladım. Yani içinde bulunduğumuz piyasa, tiyatrodan bahsetmiyorum. Piyasa, dizi piyasası, sinema filmi piyasası. Orada geçer akçe başkaymış. Onu anladım. Ya orayla kavgamı bitirdim o yüzden. Kavga ediyordum çünkü. O yani ben bu kadar emek sarf ediyorum. Ben işte bu işin okulunu okudum falan. Böyle bir ergen kavgam vardı yani İstanbul'a ilk geldiğimde 20'li yaşlarımda. Şimdi öyle bir şey değil. Yani öyle bir şu anda sizden kimsenin öyle bir beklentisi yok. Ben onu anladım. Yani size o işi verenin ya da bu sizi izleyenin böyle bir beklentisi yok. Ha ben yine işimi iyi yapıyorum. Yine işimin en hani sınırlarımı her zaman zorlarım. Ama bana orada talep gelmezse de kimseye sinirlenmiyorum artık. Ya da öyle değerlendirilmiyorsam kimseye kırılmıyorum. Yani çok kırıl... Her oyuncu için bu geçerli. Çok okul mezunu arkadaşım var. Şans, bana hayat çok şans verdi. Çok şanslıyım, çok şükür bu konuda. Ama hani o şansı yakalayamayan ve çok yetenekli çok arkadaşım var. Ama maalesef orası yani o piyasa koşullarında başka bir dil var. Dert başka orada. Orada para kazanmak. Yani öncelikli şey o. Eğer vereceği role uygunsa dış görüntünüz, ya orada biraz daha dış görüntü ve bedensellik ön planda. Ya çağımız biraz öyle açıkçası. Dış görüntünüzle karar veriliyorsunuz orada iyi oyuncu olmaktan çok. Genelde, hepsinden bahsetmiyorum tabii ki de. Genel anlamda dış görüntünüz uygunsa o rol için sizi bir şekilde iyi oynar hale, televizyon zaten çok kamufle eden bir yerdir. İyi oynar hale getiriyorlar. İşte alttan müziği verirler, süslerler. İşte güzel giyinirsiniz ve zaten böyle büyülenir seyirci. Aa işte ne kadar güzel kız. Aa gözleri dolunca bir şey oynuyor zannederler oyuncu. Halbuki herkes ağlayabilir yani. Hani dokunsanız bir sürü ağlayacak sebebimiz var. Ama bunlar şey değil. Yani hani benim için yeterli şeyler değil, veriler değil oynamak için. Ama orası için öyle. Yapacak bir şey yok. Yani orada çünkü... Benim iş ahlakım ya da benim işime bakışım, hayata bakışımla kimse ilgilenmiyor, ilgilenmesini de beklemiyorum. Zaten saçmaymış yani onu beklemek. Eleştiri nasıl olmalı? Yani şöyle biz sıradan seyirci faniler olarak orada birini izliyoruz ve oyunculuğunu beğenmiyoruz. Yani ben onun oyunculuğunu beğenmedim. Evet beğenmeme hakkımı kullanabilirim. Bu bir eleştiri olabilir ama tabii. Hani kötü demek...
berbat demek, eleştiriye giren sıfatlar mı? Yani onun da bir adabı var. Hı hı. Aslında bazen öyle şeyler izliyorum ki mesela, ya ne yapıyorsun? Rezalet bir şey yapıyorsun demek istiyor insan. Çünkü sahneye çıkıyorsanız, ya televizyondan bahsetmiyorum, televizyon içinde aslında aynı şey geçerli ama sahneye çıkıyorsanız, ey seyirci, yani çok klasik bir şey vardır bizde. Ey seyirci, ben size şimdi bir şey göstereceğim. Hı hı. Çok iddialı bir şey bu aslında. Ya baktığınızda çok ürkütücü bir şey. Çünkü insanın doğasında kamufle olmak vardır. Bir iddiayla çıkıyorsunuz sahneye ve size 2 saat boyunca zamanınızı alacağım, paranızı alacağım ve bir şey anlatacağım. Klişesi vardır ya bizde. Şimdi orada kendinizi baştan aşağı donatmak zorundasınız. Yani bunun başka bir yolu yok. Yani hem bedenen, hem ruhen, hem entelektüel olarak donatmak zorundasınız. Şimdi ben o yüzden kendime bu emeği verdiğim için bir oyun izlemeye gittiğimde de en asgari de bu şeyi izlemek ve görmek istiyorum. Görmeliyim. Çünkü tiyatro başka bir şey. Eleştiri kısmına gelecek olursak, şimdi ağır eleştiriyi duymak isteyene yapabilirim. Ben de öyleyim. Ben kendime sert darbeleri, kendime darbede bulunduğum için isterim. Benim her oyunumda birisi bana desin ki bu gece şöyleydi, bu gece böyleydi. Bak, çünkü insanız ve o bütünün içinde nereye evrildiğini göremezsin. Hep bir dış göz gerekir. Hı hı. Ben o dış göze çok ihtiyaç hissederim ve kötüyü, özellikle kötüyü söylemelerini talep ederim. Ama bunu talep etmiyorsa bir insan taşıyamayacak demektir. Şimdi orada hırpalar ve kırarsınız. Hmm. O yüzden de talep edene bu eleştiri yapılır. Ama bende şöyle bir şey var. Ben şunu yapıyorum. Çok heyecanlandığım oyuncu ve oyun izlediğim zaman ya da ne bileyim televizyonda bir şey izlediğim zaman çok heyecanlandırıyorsa beni, böyle müthiş mutlu oluyorum gerçekten. İçimden böyle bir enerji fışkırtıyor izlediğim kişi. Gidiyorum, heyecanımı tutamıyorum. Yani hı hı. Ona mutlaka heyecanımı paylaşıyorum onunla. Teşekkür ediyorum çünkü çok başka bir şey yaşatıyor o zaman kişi şey olarak. Yani bir yaşama sevinci yaşıyorum iyi bir şey izlediğim zaman. İyiyi mutlaka paylaşıyorum ama kötüyü gerçekten kaldırabilecek kişiyle ya da buna açık olacak kişiyle. Sosyal medya aynı için de kastetmiştim aslında. Evet, sosyal, hı-hı, yani oraya şöyle takayım. Şimdi sosyal medya o anlamda bu adabı yok etti. Bu bir adab. Merak ettim. Yani adabı evet, nasıl evet olmalı diye. Bu bir adab. Şimdi orada mesela biz sizinle tanışmıyoruz hiç diyelim ki. Siz bir tweet attınız. Ben de altına döşendim. Sen nasıl bir kadınsın? Halbuki yani oradaki bir cümleyle insanlar birbirlerini yok ediyorlar. Yani bir cümleyle birbirimizi ama oranın tuzağı o zaten. Amacı o. Yani biz de o tuzaklara sürekli düşüyoruz. Amaç orada o zaten. Oradaki o kaostan besleniyor orası. Düşersen senin de başına geliyor. Düşmezsen yani uzak durmak, dengede durmak çok önemli orada. Ama bir şey beğenmediğimi ben orada ifade ediyorsam, bu üzerine altına ya da hakaret yazılabilecek bir şey mi? Yani. Ama o hale geldi. İşte yani normal bu, oldu sana bu. Sana ne ki benim evet, kendi sosyal aynen medya hesabından, evet, ben kimseye hakaret etmeden evet, bir şey beğenmediğimi evet belirtip gerekçelerini koyuyorum aynen ortaya. Sen onun altına mısın? Sen kendi adına konuş falan diye. Kendi adıma konuşuyorum zaten, beğenmedim diyorum. Evet yani ya. Birinci tekil şahıs bir cümle kuruyorum. İşte bu normal oldu şu anda herkes için. Benim de orayı aklım almıyor. Benim de almıyor. Yani sana ne ki bundan? Evet. Çok güzel. Ben çok seviyorum sana ne demeyi. Sana ne? Bana ne demeyi yani. Hani bana ne, tamam. Ben beğendim diyor. Tamam, çok güzel, iyi. Hani evet, başarılar. Bu arada bir dakika, bir şey soracaktım. Tam bu noktada yine gitti, kaçtı aklımdan. Tam sosyal medya ile ilgili. Hayır, o değildi ya, başka bir şeydi Hande. Hayır, değildi, tam bununla ilgili bir şey soracaktım. Neydi tamam acaba? Yani öyle bir şeye kötü, berbat demek yerine beğenip hatırladım. Az önce dediniz ya, hani sahnede ben işte entelektüel yapımla, kendi içsel donanımımla işimi yapma, en iyi şekilde yapma halini oradayım. Bir izleyici
sizi kastetmiyorum oyuncu olarak. Yani o rahleyi tedristen geçmeyen biri ben. İzleyici olarak gittim de bir oyuncunun sahnede donanımını, entelektüel donanımını görebilir miyim? O belli eder mi kendini oyununda? Şöyle söyleyeyim. Yani hiç bu meslekle alakalı olmayan birisinin oyun izlerkenki şeyini bilemiyorum, algısını bilemiyorum açıkçası. Ama seyircinin hani tiyatro bilmeyen, yani tiyatro ve oyunculuk bilmek zorunda değil hiç kimse. Ama izlerken bir şeyi bir yerinize dokunur o. Hani öyle bir yere dokunur ki siz de tanımlayamazsınız. Böyle bir coşkuyla çıkarsınız oradan. O bir göstergedir. Çünkü oyuncunun derinleşmesi gerekir aslında. Derinleşebilme halidir aslında onu. Evet. Donanımlı kılan. Evet, kesinlikle. Ama. Derinleşmek zorundayız. Yani insanı anlamak ve oynamak için derinleşmekten başka şansımız yok. Aksi sadece ezber geçen, ezberini işte karşıyı da dinlemez o zaman. Sadece böyle ezberini tamamlamaya çalışan bir insan izlersiniz. Yani oyuncuyu bir adını yine hatırlayamıyorum. Japon bir yazar. Görünmeyen Oyuncu diye bir kitabı var hatta. Şu an adını hatırlamıyorum. Böyle zor isimleri hatırlayamıyorum ben. Görünmez Oyuncu, pardon. Görünmez Oyuncu, yanlış olmasın. Orada bir oyuncu tanımı vardır onun. Der ki yani bir oyuncu çok böyle iyi oynuyordur. İşte mesela güneşin doğuşunu tarif ediyor diyelim ki. Sen bakarsın oyuncu çok güzel oynuyor, vücudunu çok güzel kullanıyor, güneşi çok güzel anlatıyor. Ama bir de oyuncu vardır, kendini yok eder, hani görünmez olur sahnede. Güneşi doğurur. Güneşi doğurur, aynen. Evet. Evet işte. Ay ne zor iş bu. Bence her işte böyle ama. Evet her aynen, işte kesinlikle böyle. Öyle. Yani o zaman kesinlikle güneşi doğurmamız gerekiyor yaptığımız işlerde. Evet ya işlerde. Aynen. Güneşin güneşi doğuşunu tarif etmeyeceğiz, güneşi doğuracağız yaptığımız işlerde. Evet. Ne tanrısal bir şey. Evet bu bütün yani sadece tiyatro için değil, her meslek aslında kendi hayatımız için geçerli. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir şey söylediniz şu anda. Ben şu noktadan itibaren size güneşi doğuracağım. O benden sorulur. Evet, öyle bir gücümüz de insan olarak da var. Güneşi evet. Doğurma gücümüz peki, var. Peki şu anda reji benim kulağıma höykürüyor. Çünkü magazin sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor ve bu sorulardan nefret ediyorum. Ama bunlar bunu merak... Ben de merak ettim neymiş. Evlendirmek istiyorlar ısrarla. Ya Emre Bey bizim programa geldi. Kendisi çok şahane bir insan diyorlar. Evet öyle. Gerçekten çok seviyoruz onu. Emre Kınay mı? Evet. Ha, o benim kısmetimi kapattı ya. Niye? Çünkü bizi sevgili zannediyorlar 5 yıldır. Değillermiş. Ne oldu? Biz de öyle zannediyorduk. Aa, gerçekten. Menajere baktım bile kayıt. İnanamıyorum ya. Ay bir kurban olayım. Bir şey söyleyeyim. Hangi kamera? Şu kırmızıya. Şimdi... Ama şu anda ben nasıl aydın? Bir dakika şu anda. Benim güneşim şu anda. Ben de diyorum ki bunlar ne kadar şahane bir şey. Neler ne fantaziler kurdu. Burada söyleyemem. Ritik var. Ben sizinle ilgili ne fantaziler kurdum ya, arkadaş inanamıyorum. Ya. Şöyle bunlar bir şey. Bunlar sahnede bu kadar uyuyorlar. Geçenlerde de bir haber okudum. İşte Güneşin Kızları'nda aşk yaşayan Emre Kınay ile Evrim Alasya ilişkilerini bitirdiler ama iş yaşantılarına devam ediyorlar diye hala bizimle ilgili haber çıkıyor. Yani şimdi 5 yıldır sevgili olsak biz neden saklayalım? Yani biz çok yakın arkadaşız, çok birlikte çok iyi işler yapıyoruz ama onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç, bundan kurtulamıyoruz. Ya şu anda bunu saklıyorsanız ve 3 gün sonra başka bir yerde evlendiler haberi görürsün. Yemin ediyorum gelirim o Duru Tiyatro'nun kapısına. Ya yemin orayı ederim. Orayı ateşe veririm. Vandal olmaya razıyım. Veririm ateşe ya. Yemin ederim kameralara buradan sesleniyorum. Yemin ederim böyle bir şey yok. Hiçbir zamanda olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı yani. Ya şu anda benim başka bir erkek arkadaşım var zaten. Tövbe bismillah. Allah'ım ya. Bari bunu söyleyeyim. Gel, belki oradan ikna olmasınız. Emre Kınay'la birlikte olun rica ediyorum. Ay çok ilginç ya. Emre'yle ilgili hakikaten bunu
bir türlü aşamadık yani. Bir orayı bir geçelim. Bundan sonra aşılmıştır bence buradan İnşallah sonra. İnşallah buradan sonra. Güzel gidiyor. Yetkililere sesleniyorum. Aşk güzel gidiyor mu? Güzel gidiyor. Aa, çok keyifli. Evlenecek misiniz? Çünkü onu soruyorlar, ne yapayım ben? Ya bunu sorayım. Evlenecek misiniz? Yani illaki olur herhalde diye düşünüyorum. Yani Hande şu anda beni düşürdüğün durum. Yemin ediyorum sevgili seyirci, ben itibarına önem veren, bu tür konularda bezi olmayan, kuram üretmeye çalışan ekonomist kökenli gazeteciyim ya. Şu anda ben neden evrim alansı ya? Zorla evlendirme. Ya çok özür diliyorum. Bilmiyorum, belki de hissediyorsunuzdur. Ben bir şey hissetmiyorum ya, kulağıma söylüyorlar. İşte hissediyoruz demek ki. Bana demek ne ya? Ya burada bir insanın özel hayatını niye değişiyorum? Ama evleneceksiniz yani, seneye falan mı? Bilemiyorum şimdi oraları hiç, yani tamam. Öyle bir plan program yok ama keyifli, çok böyle güzel bir ilişkim var şu anda. Ya anne olmak gibi bir derdiniz var mı? Yani üremek gibi bir derdiniz var mı? Öyle söyleyeyim. Hiç olmadı aslında. Anne olmak biliyor çok musunuz? Daha ulvi oluyor yani. Hiç olmadı. Yani ben de öyle bir şey hiç olmadı. Çünkü kadın kendiyle uğraşıyor. O kadar iyi anlıyorum ki bunu. Aynen kendiyle uğraşıyor. Kendime çocuk, öyle... Çocukluğunu onarıyor kadın. Aynen. Kendine o kadar böyle. Doğru bir cümle kurdunuz evet. ki. Evet. İnsan kendini onarırken yani hani o çocuğun varlığına yazık olur yani diye düşünüyorum. Çünkü kendimin derdindeyim hakikaten bir şekilde. Bir de aslan burçlarında şey olurmuş genelde. Ya geç doğurlarmış ya da pek haritalarında çocuk olmazmış. Öyle miymiş? Evet. Niye ki? Bu bencillik değil aslında. Değil. Herhalde bizim biraz kendimizle ilgili. Bence cesaret işi bir de çocuk ya. Çok bizim büyük bilincimiz cesaret. O kadar yüksek ki sevgili seyirciler. Yani biz o kadar yüksek bilinçle dünyaya gelmiş kadınlarız ki. Yani neden diyoruz? Neden biz kendimizi daha iyi hale getirelim? Evet. Yani o zaman şey gibi geliyor bana hep sanki. Ya bu saçma bir düşünce olabilir ama hani kendini bırakıyorsun ve başka bir varlığa adamak zorunda kalıyorsun. Hani bir hem kariyer hem çocuk bende olamıyor mesela. Yani çok böyle dağılırmışım, hiçbir şeyi beceremezmişim gibi bir hissiyat oluyor. Ne çocuğu yetiştirebilirim ne işimi yapabilirmişim gibi hissediyorum. Task denen beyin yok o zaman. Hani bu çoklu... Çok galiba yok. Yani aynı anda kitap yazıp oyuna hazırlanıp yok, yok, yok. Dizide evet, tek olup. Tek bir şey. Hedef. Tek bir tane. İşini güzel yapma. Evet hali ya. Bu yani. Başka da bir şey düşünmek istemiyor insan ama tabii hayat yani bilemiyorum. Belki öyle bir şeye geleceğim ki hoş tabii yani bedenin öyle bir tolerisi var mıdır bilmiyorum ama öyle bir mantaliteye geleceğim ki belki de artık isteyeceğim yani bilemiyorum. O zaman sütlü Nuriye'miz hazırmış. Program bitmiş bu arada. Gelsin bakalım. Neyi uygun gördünüz acaba, hangi? Bunu yüksek sesle alabilir miyiz? Evrim Alasya, matematikle arası kötüdür. sevmediklerini seviyormuş gibi davranabilir. Yani o ara sıra oluyor dediniz ya. Ha. Güneşi doğurma gücü vardır. Emre Kınay kısmetini kapatmıştır. O Emre Kınay buraya gelecek, kısmet gelmesin ya. Benimkini de kapatmasın. İstemiyorum ya. O kısmet kapatan, kız kaçıran. Hayat size daha da kendinizden mutlu, böyle gururlu, Allah'ım ne şahane bir kadın oldum ben, kendimi ürettim diyeceğiniz yıllar göstersin. Ay amin diyelim ya hepimize inşallah. Çünkü bundan inşallah. Daha büyük bir mutluluk yok. Evet, kendini kesinlikle. Üretebilen, böyle bir bina gibi katlarını çıkabilen kesinlikle ama ya. İmarlı. Kaçak İmar. Değil. İnşallah ya, ne güzel bir dilek oldu. Çok teşekkür ederim. O zaman hadi bakalım, daha da ne istersiniz?